Selam arkadaşlar. Bugün yine yollardayız. Evet, uyuk diyorsunuz. Allah'tan araba duruyordu. Neyse. Şimdi nereye gidiyoruz? Hemen ona bakalım. Ajaccio'ya doğru gidiyoruz. Lisset Logistik firmasına 24 ton çikolata götüreceğiz. Buradan devam edelim şimdi yolumuza. Şöyle motoru bir çalıştırayım. Marşı çevirdik, motoru çalıştırdık. El frenini kaldırdık. Araba bir ötüyor. Neden ötüyor? Ha, tamam. Tamam. Toparladı. Sıkıntı yok. Şimdi yolumuzdayız abi. Yük ağır. Yük gerçekten ağır. Yani bu yükle bir yere gidebilmek zor iş. Vallahi evet. Bence de bir park alanı bu dinlenmem gerekiyor ama şu anda kadar bir park alanı bulamadım valla. İleride varsa dinleneceğim. Sağ çıkışa doğru. Yani arkadaşlar şimdi şöyle bir olay var. Böyle benim bu görüntümü bu şekilde mi görmek istersiniz yoksa arkadan çekilmiş kameranın görüntüsünü mü görmek şey direksiyonun görüntüsünü mü görmek istersiniz? Evet, kazalar kazalar. Uyukladığımız için. Ya çok yakında bir bulsam da şöyle telpas var. Telpasın yakınlarında bence vardır ya. Bir bakalım. Nerede varmış dinlenme tesisi? Abi yakınlarda da dinlenme tesisi yok ya. Neyse şu benzin istasyonlarında büyük ihtimalle dinlenme alanları vardır. Uyuklamamız bir tık kötü oldu gerçekten. Ama olsun bakalım. Böyle ne sürebileceğiz? Sürebilecek miyiz? Süremeyecek miyiz? Hem onu da görmüş oluruz biraz. Şöyle bir tık yavaşlatayım. Bana retarder gücü de lazım. Tamam, retarderi açabilirim. Hadi sal beni, ben bir yoluma devam edeyim. İleride benzin istasyonları var ya. Evet. Biliyorum, ceza yiyeceğim zaten hani. Ah, şoför uyukluyor. Ceza yeme ihtimalim yüksek. Elimden geldiğini yapıyorum ama şu an için işimiz zor. Uzunları da açalım. Yani bu serideki en büyük amacım olabildiğince çok çekici alıp, yani çekicileri almak, istediğim çekicileri alıp. İlk istediğim çekici buydu, DAF'tı. Oradan şeye gitmek. Siz söyleyin. Evet. Dümdüz. Hiç bozmazsam bence. Az bir yavaşlayalım. Oy oy oy. Of, bu kötü oldu ya. Gerçekte o sensörü de yedik. İşte şu sırada yok gibi benzin. Ha, ileride bir ne olur bir benzin istasyonu falan bir şey olsun ya. Olsun da bir dinlenelim. Sıkıntı yaşıyoruz yoksa. Deniz aşırı bir sefer bu. Acaba şu yolun kenarında dinlenilebiliyor mu ya? O motor durdur falan demiyor yani. Bence zannetmiyorum dinlenilebildiğini. O yüzden ben yoluma devam edeceğim. Artık yapacak bir şey yok. Gittiği yere kadar gidecek abi. Başka yapacak bir durum yok yani. Ben de farkındayım yorulduğumun. Park yeri bulmam gerektiğinin de farkındayım ama elden ne gelir? Şu an için bir park yerimiz yok. Herhangi bir ters yola da girmek istemiyorum veya yolumu değiştirmek de istemiyorum açıkçası. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Şoför biraz dayansın. Evet. Aman 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 of 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 of. Çok kötü oldu. Bu çok berbat oldu yani. Çok berbat oldu. %46 hasar verdik şeye. Kendi aracımıza da çekicimize. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Evet.
Evet. Çeki de çok ağır bir zarar var. Şu anda işte bu zararı bir şekilde telafi etmem lazım benim. Servise götürmem lazım. Zaten büyük ihtimalle birazdan şey de verecek. Araç uyarı da verecek. Evet, şu ileride sağda. Allah, en sonunda bulduk. En sonunda bulduk. Şu park yerine artık girelim. Artık girelim. Dinlenelim yani, yeter. Aman hesap. Abisi. Hadi be. Şu motoru da durduralım. Tamam. Güzel. Değil tabii ki. Yani güzel değil. Berbat bir durumu. Yapacak bir şey yok. Araçta arıza var. Sinyali kapatalım. Yükümüz sıkıntıya girdi. Yani ne bileyim. Bu çok kötü oldu ya arkadaşlar, gerçekten. Bu bayağı kötü oldu. Yük sıkıntıya girdi. Araçta bir arıza var. %46 zarar aldı araç. Hani şu uykusuzluk mevzu gerçekten problem oldu şu anda benim için. Ben o yüzden bir tık sinir oldum şu anda. Evet. Şöyle yolu görelim, böyle geçeriz sol şeride. Tamam. Ama ilk servise git, en yakın servise götürmeye çalışacağım şu anda arabayı. Çekiciyi. DAF çekicime biraz sıkıntılar yaşattılar ama neyse, tamir ettiririz. Evet, bakalım. Şöyle kaç saatimiz kalmış? 36 saatimiz kalmış. Umarım 36 saat içerisinde bu teslimatı başarılı bir şekilde yaparım. Çünkü daha bayağı yolum var. Yani çekici şu anda arızalı. Hızlanması da bir tık sıkıntı oluyor. Sen gittikçe büyük ihtimalle arıza ışığı yanacak. Yakar yani araç. Yakması gerekiyor açıkçası yani. Arıza ışığını yakar bence. Bence yakar. Abi bu kötü oldu ya. Vallahi billahi kötü oldu. Ama olsun arkadaşlar, işte yollarda olabilen şeyler. Kaza da yaptık en azından. Kaza yapmadık demeyiz. Daha 10 kilometre yolum var yani. 1000 kilometrelik bir yolum var. Bayağı da uzun bir yol. Ama şöyle bir şey aslında. Gemiyle geçeceğim için bu yol çabuk bitecek. Hani oyun gemi sürelerini normal araç sürer gibi yapmıyor, atlıyor ya. Ondan dolayı daha çabuk bitecek diye düşünüyorum. Tamam. Motor kendisi duruyor. İşte o anda çalıştırmak gerekiyor. Gideceğiz, gideceğiz. İlk fırsatta servise gideceğiz. Hele şu bir... Şuraları bir geçelim. Bana bir yardımcı olsun araç. Hani Dafçım, seni götürebileceğim ilk fırsatta servise götüreceğim ama bana bir tıkla yardımcı olman lazım ya. Beni biraz idare etmen lazım ki ben sağ çıkıştan şöyle rahatça gideyim. Bir tık beni idare et abisi. Tamam.
Ben götüreceğim yani, sıkıntı yok. Ben seni götüreceğim. Teslimatını, tamirini yaptıracağım senin. Bakımı alacağım. Kötü çarpıştık ya. Arkadan direkt girdik adama. Adama arkadan direkt girdik yani. Kötü vurdum. Aslında yavaşlamıştım da, o kadar sert gelmez diye düşünüyordum da. İşte arkada yük olunca zor yavaşlıyor. Bir ufak dokundururuz diyordum. Lünk diye girdi araç. Arkadaşlar şimdi diyebilirsiniz hani, ya kardeşim bu saate kadar bekliyorsun, götürsene servise diye, de servis yok. Yani şu bir türlü şehir içine doğru gidemediğim için, bakın şu an neredeyim? Hemen haritaya bakalım, dünya haritasına. Şu an Napoli'ye doğru gidiyorum. Kastino'ya geçtim. Şuralarda, şurada da servis varmış. Bak şurada servis. Aslında bir dakika. Bizim yolumuzda Ajax'a gideceğiz değil mi biz? Tamam. Şurada servis varmış ya, ben navigasyonu ona doğru ayarlayayım şöyle. Oradaki yoldan götürsün beni. Beni oradaki yoldan götürsün. En azından bir servise gidelim yani. Navigasyonumuzu da ayarladık. En azından bir servise gidelim abi, yoksa bir tık sıkıntı yaşayacağız ya. Valla problem yani. Daha ne kadar gittik? Araç kaç kilometre yaptı? Servise girmek zorunda kalıyor şu anda. Bir kilometren falan da yok yani. Yani şu kadar kilometrede gideyim, bu kadar kilometrede gideyim mevzusu da yok. Az kaldı, az kaldı. Şimdi büyük ihtimalle Scorpio ya, dondurma. Şöyle bir dönüşüm var. Hani şöyle çizeceğim diye düşünüyorum. Tekrar bu yoldan, şu karşıki yoldan ya da gerideki yoldan devam edeceğim. Napoli'ye doğru. Evet, şimdi sağdan gideceğiz. Ben sinyalimi verdim, sağa geçeceğim. Heh, bana öyle yol ver işte. Aferin sana. Aferin sana. Bana öyle yol ver. Evet. Retarderı da serbest bırakalım. Retarderı kapattık. Eksi 23.000 TL oldu borcumuz. Şimdi bu teslimattan sonra umarım toparlarız. Abi borçları azaltmak lazım ya. Evet, güzel. Şimdi servise gideceğim ama serviste yaptırmak için de para yok. Yine bir borca gireceğiz. Çok pahalıya olacak bu arada araç. Belki kredi çekerim. Evet. Hemen retarderı devreye sokalım. Kapattım retarderi. Şöyle bir dönüşüm var, sola dönüş. Evet, sol şerit müsait, müsait. Şuradan U döneceğim zaten. Güzel. Servis sağda mı solda mı bilmiyorum bu arada. Yolun sağına soluna dikkatlice bakacağım abi. Lütfen yolun sağında olsun servis. Çünkü ben servise gitmek istiyorum. Amacım servise gitmek. Napoli'ye geldik zaten. Evet, şurası servis. Volvo'nun galerisini de keşfettik. Bu güzel. Şöyle genişten alalım.
Abi yok bu galeri. Vallahi yapacak bir şey yok. Yükle girdik ama. Tamam. Mesela taşın. Arkadaşlar şimdi motor çalışmıyor ki. Direksiyon anca serbest kaldı. Direksiyon anca serbest kaldı yoksa motor çalışmıyordu. Şimdi servis diyelim. Abi yapma ya. Tamir edeceğiz. 78 bin lira. Yapacak bir şey yok kardeşim. Kaza yapmadan önce düşünecektik onu. Yapacak bir şey yok o yüzden. Volvo çekilici galerisine değerli. Şöyle. Evet. Dönüşümüzü de genişten alalım. Yola devam. Ya en azından tamir ettirdik. Artık sıkıntısız bir şekilde sürebilirim. İşte kaza yapmamak lazım bu tarz durumlarda. 78 bin lira içeri girdik. 100 küsür bin lira da şeye borcumuz var. Bayağı 200 küsür bin lira da bankaya borcumuz var. Bayağı borç arttı şu anda. İşleri yoğunlaştırmam lazım. İşleri yoğunlaştırmam lazım. Bazı kanallarda görüyorum işte şey şuradan kaçak geçmenin yöntemi falan filan. Da abi ne gerek var ya? Oyunu oynuyorsun, kuralına göre oyna. Gerçek hayatta kaçak mı geçeceksin? Hep hile hurda peşindeyiz ya. Tamam olsun. Ben şu dünya haritasına bakalım da navigasyon yanlış yolda kalmasın. Yok, doğru yolda, tamam. Az kalmış zaten, doğru yolda navigasyonda. Of of. Evet arkadaşlar, videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şöyle bir tık hızı azaltalım abi. Gerekli. Gerekli hızı azaltmak gerekli. Sebebi ne? Niye gerekli? Virajdayız şu anda. Bak önümüzde araç var. Hemen retarder devreye alayım bir tık. Yavaşlatsın arabayı. Retarder önemli. Yoksa bu araçlar durmaz. Durmuyor yani. Fren de sert, sonuna kadar kökleyemiyoruz da. Neyse ben orta şeritten devam edeceğim. Evet. Bizi ters emelse bir yere götürmüyorsun inşallah. İnşallah beni böyle yanlış yola sokmuyorsun. Tamam güzel. Napoli'ye doğru devam. Bakayım doğru yoldayım abi çünkü navigasyonu bozuk ya. Doğru yoldayız tamam. Hiç sıkıntı yok. Navigasyonun yönünü değiştirdik falan sıkıntı yaşamayalım. Terse gitmeyelim yani. Güzel. Araç çok zaten orada. Geçişte problem de yoktu. Abi şimdi 80 veriyor ya hızı bana burada. Ben burada 80'le gitsem direkt kaza yapacağım zaten. O yüzden bir tık yavaşlamam lazım. Şuraya yavaş girmem gerekiyor. Kontrol noktası. TL de buraya verdik. Şu retarderı kapatalım.
Yük fazla ya. Yük fazla olmasa gerçekten sıkıntı yok yani. Her şekilde halledilir ama yük çok fazla. 24 ton az değil. Ağır bir yüküm var. 24 tonu hani götürmek de zor, getirmek de zor. Olmadı. Yok abi, tekrar hesaplamayın, ben bir geri gideceğim az bir şey. Hiç tekrar hesaplama. Yok 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 yok. Kendi rotamızda devam. Bakayım şöyle. Ne durumdayım? Çıkabilir miyim orada? Her türlü çıkarım. Ver. Her türlü çıkarım buradan ben. Hiç sıkıntı yok. Evet, kendi yolumuzla devam edelim. Hiç yolu bozmaya, oradan oraya dolanmaya gerek yok. Abi şu dönüşleri de bir kaçırmasam çok güzel olacak. Çok hızlı giriyoruz çünkü. O kadar hızlı girmemek lazım. Biraz şöyle kenardan alayım. Tamam. Belki birinci viteste, ikinci viteste falan gitmek lazım. Açıkçası bu kadar hızlı dönmemek gerekir. Evet. Bu şehir içi zaten Napoli. Buradan gideceğim yer benim şey. Limana gideceğiz. Limandan yük gemisiyle karşıya geçeceğiz işte. Adaya geçeceğiz. Korsika Adası'na. Oradan Ajaccio'ya gideceğiz. Tamam. Retarder Adası. Retarder'ı açabilirim. Retarder'ı devreye sokmak zorundayım çünkü yani bu kadar yük varken o kadar kolay yavaşlamıyor. 2400 kilometre gittim şu anda. Az kaldı limana. Limana az kaldı. Şu limandan bir çıkalım. Arkadaşlar. Limana gidelim. Karşıya bir geçelim. Bakalım ne kadar sürecek yolumuz. Bakalım yolumuz ne kadar sürecek, nereye kadar gidebileceğiz görelim. Evet. Hazırlanırız, sıkıntı yok. Şurası neresidir? Evet, bir iş ve işçi bulma kurumu keşfettik. Tabii ki. Ha, buradan değil. İleriden sadece stop diyor, yavaşla diyor. Gelen var mı? Yok. Vitesi yanlışlıkla boşa aldık. Boşa almaya gerek yok. Ha, gerçi oradan da gelebilirim. Sıkıntı yok. Evet, döndüm şimdi. Nerededir bunun park yeri? Evet, içeride. Tekneyi gördüm şu anda. Gemiyi gördüm. Gemiye doğru bir yanaşalım. Yükler burada bekliyor. Bunların hepsi gidecek.
Nereye gideceğiz? Biz Kalyari'ye gideceğiz abi. 2000 TL. 1000. Zaten 14 saat sürüyor. Oradan sonra da pek bir yolum kalmayacak açıkçası. Bakalım. Kaç dakika olmuş? 25 dakika. Durun şu teslimatı yapalım. Video biraz uzun olur ama en azından teslimatımızı tamamlamış oluruz. Bayağı bir süresi zaten yolda geçti. Evet. İmparator olduk. Mavi Adanın dört bir tarafında. Görevlerini tamamlıyoruz yavaşça. Hemen arabayı tekrar çalıştırayım. Işığı da açalım. Akşam karanlık oldu artık. Uzunları kapatabilirim. Uzunlara gerek yok. Retarderim açık. Kapalı daha doğrusu retarder. 289 kilometrelik bir yolum kaldı. Evet. Açalım hemen şeylerimizi. Sileceklerimizi de açalım. Tabii ki döneriz. Şimdi yeşil bana yandığına göre ben sinyalimi de vereyim. Sola dönüşümü yapayım. Adaya gidelim. Adadayız şu anda zaten. Şu adanın her bir tarafında sürmek istiyorum arabamı açıkçası. Ha, bu kadar hızlı sevmiyorum. Çok hızlı bir şey sevmem. Bir tık hızlı gitmek lazım şurada. Hızlı derken sileceklerin o kadar hızlı çalışmasını sevmiyorum. Çünkü çok göz alıyor, gerek yok. Bir yeri daha gemiyle geçeceğiz. Orasını da söyleyeyim arkadaşlar. Bir yeri daha gemiyle geçeceğim. Evet. Retarderı açabilirim. Kapatabilirim daha doğrusu retarderı. Şunu 50'ye de sabitleyeyim hızını. Bir düşüreyim. Elden bir şey gelmez abi. 50 ile gitmemizi istiyor. Oyun 50 ile gideceğiz demektir. Ama ben sinyalimi veriyorum. Daldın mı oraya? Tabii ki. Sağa doğru. Bugün bir tık kötü sürdük. Abi bak mesela şu dönüşe bak ya şunu. Sağa dönüyor sonra sola geçiyor. Çok değişik yani. Oyundaki araçlar da değişik bu arada. Onu da söyleyeyim yani. NPC'ler de bir sıkıntılı. Şöyle uzun olarak selektör yapalım. Oy sadece bir tık sıkıntı şimdi ya. Çünkü şey var. Siz söyleyin. Sis çok, sis çok. Sisli havalarda gidiyoruz. Evet. Çok yavaş ve çok dikkatli gitmem lazım. Zaten hız sınırım da 40. Aşmamam lazım. Dönüşler sıkıntı. Yol sıkıntı. Evet. Bayağı problemli yoldayız yani. Sınırını aşmamalıyız. Yani 80'e dayadık artık hızı. Tipik İtalyan yolları. Açıkçası bence. O sis neydi öyle ya gerçekten. Bu sis bir sıkıntıydı yani açıkçası arkadaşlar. O siste sürmek. Allah'tan ki sis biraz azaldı şimdi. Uzunları yakmaya gerek var mı? Gerek yok bence. 350 kilometre yolum kaldı. 6 saatim var. Uzunları kapatacağım o yüzden. Uzunları açmaya gerek yok. Şey de bitti. Şöyle bir hız sabitleyiciyi bir açabilsem 80'e gelse hız açacağım da hız sabitleyici daha 80'e gelmedi. Evet, açtık devam. Tek bir şeye daha bakacağım arkadaşlar bakın. Şuradan da karşıya geçerken aslında çok bir şey kalmamış. Şu yolu tamamlayacağız, karşıya geçeceğiz. Teslimatı yapacağız. Sesini bir tık açalım.
sıkıntı olan noktası şu. Uzak bir teslimat gibi gözüküyor ama değil aslında. O güzel yanı. Gemilerle giderken para veriyoruz. Çok para veriyoruz ve uyku modu falan filan derken bayağı sıkıntı yaşadık. Abi bak sakın önüme geçmeyin. Önüme geçip yavaşlamayın bir de. Küçük arabalarsınız. Ben 80'le bak bana verdiği hızla gidiyorum. Sağ şeritten 80'le gidiyorum. Siz soldan gidin. Görece yavaş gidiyorum. Hani benim önüme geçmeyin. Küçük arabalarsınız ya. Ne gerek var? Şu cepler de güzel olmuş bu arada. Hani dinlenme şekli. Acil durumda arabayı çekecek yer. Dörtlü yakıp. Altı buçuk saatim vardı. Şimdi 297 kilometreye düştü. 6 saat 3 dakika. Merak etmeyin. Az kaldı yani. Çok bir şey yolumuz kalmadı. Yolun çoğunu şeyle gemiyle gideceğimiz için. Bak 2500 kilometre oldu yani daha. Normalde bayağı yol geldik. Bunun 2800-2900 olması lazım. Bir yolun önemli bir kısmını tekneyle geçince karşıya. T'den buraya. Karayolu yok çünkü. Tekneyi de geçmek lazım. O da mecbur böyle oluyor. Neyse şu teslimatı kazasız belasız bir tamamlasam da rahat etsem. Bir Volvo çekici galerisi keşfettik. Hatta bakalım arkadaşlar Volvo çekicilerde neler var neler yok. Bak ne diyor. Şurada bir Volvo da aldık. Sanya, DAF ve Volvo var. Gidemiyoruz çünkü şu an şey var. Mod bayisinde de arkadaşlar gelecek videolarda Scirocco oynayacağım. 146 bini yapıp Scirocco'yu alıyorum. Scirocco'yu size süreceğim. Bakalım Scirocco'yu beğenecek misiniz, beğenmeyecek misiniz? Göreceğiz onu. Hem tırdan ziyade normal araç da sürmüş oluruz. Bir tık hızlanacağım ya. Bir tık hızlanacağım. 90'a vuralım da hızı. Kapattım ya. Hız sınırlayıcısını açtım. Daha fazlasına çıksın istemiyorum. Çekici yoksa çok ceza yiyorum. Çünkü durmuyorum. Hani gidebildiği kadar gitsin. Hızlandıkça hızlanabiliyorsun yani. O yüzden sınırlar güzel bence. Belli başlı sınırların olması iyidir. Candır yani. Retarderı kapatabilirim. Ama burada bir tık yavaşlamam lazım. Evet. Burası sıkıntı çünkü. Bak kaza almış mı? Yol çalışması mı ne var? Yol çalışması var. Yol tek şeride düşmüş. Kolay da değil şimdi 90'la gitmek orada. Az bir iş değil yani. Gidemezsin yani. Zor abi. Nasıl gideceksin orada 90'la? Yol tek şeride düşmüş. Önüm kapalı. Hızla bir anda yavaşlıyor. Bir anda yükseliyor falan. Bir sıkıntı var yani oyunda. Yollar kötü. Bence Almanya'nın yolları daha iyi. Mesela bak. Şurada sağa doğru şeride doğru geçince hissetmiyorsun. Tırtıklı değil şeritler ama Alman şeritleri tırtıklı.
güzel hissiyat bırakıyor sende. Yani güzel hissediyorsun. Kısaları yakmaya gerek yok. Gündüzleri yaksak yeterli. Çok mu var daha ya? Ya çok az kalmış. Tamam, süper. Artık deniz yoluna geliyoruz. Çok az kalmış. Deniz yoluna geldikten sonra zaten yolun büyük kısmını orada götüreceğiz. Teslimatı yaparız 3-5 dakika içerisinde bence. Arabanın hız sabitleyicisi de gayet güzel. Mesela hız sabitleyici açıyorsunuz, hızlanıyorsunuz, tekrar o hız sabitleyici kalıyor yani. Artmıyor. Veya sıfırlanmıyor hız sabitleyici. Ben bu DAF çekiciyi harbi çok sevdim. Harbi çok sevdim yani. İlk kullandığım günden beri. Amacım bunu almaktı ki zaten alırken motorunu, ondan sonra şanzımanını değiştirdim. Retarderli şanzıman yaptım. Bu önemli. Neden önemli? Çünkü motorun daha güçlendirdik. Daha ağır yük kaldırsın. Manevra kabiliyeti yükselsin diye aracın. Öyle. Şanzımanı da retarderli yaptık. Yani kolay dursun. Bize yardımcı olsun diye. Ve şu anda 24 tonu rahat bir şekilde çekiyor. Sassari'ye geldik zaten. Az kaldı. Şöyle bir, evet. Yolun karşısına geçeceğim. Evet, bir tık yavaşlamam lazım. Hop 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 hop. Abi ama yani böyle olmaz ki ya. Böyle olmaz. Böyle olmaz yani. Hadi sen git. Retarderi açıyorum, onu açıyorum, şunu açıyorum. Kırmızı yandı zaten, geçemem. Şöyle bakalım. Ya bana vites şart ya, ben otomatik. Çok benlikti. Bana vites şart ki çünkü vitesi düşürerek yavaşlayayım yani. Otomatik vites de zor iş. Olmuyor ya. Otomatik vites benlik bir mevzu değil açıkçası. O gündüz vakti şehir içi çok kötü yerlere denk geldik ya. Şehir içinde gündüz vakti gitmek hani. Adam orada park ediyor ya. Nasıl olacak bu iş? Küçücük arabayla orada istop ediyor. Biz kocaman çekiciyi götürmeye çalışıyoruz yani. Gelen bir şey yok zaten. Zaten bir şey de kalmadı. 147 kilometre kaldı.
Şöyle girelim şu alana. Korsika yoluna doğru. Ah, gemi bizi bekliyor. Binelim de götürsün hesabı. Porto Torres'e gideceğiz. 3 saat 3 dakika. 2800 TL verdim yol parasını. 30 binden çıkartınca sıkıntı işte. Bu tavsiyeler sıkıntı gerçekten. Neyse ki az kaldı. Bir şey kalmadı yani. Şuradan hemen hızlıca çıkacağız. Tamam, şöyle gideceğiz. Sağ deneyeceğiz abi, sıkıntı yok. Hazırız zaten. Evet. Şöyle kısaları da açayım. Ne olur ne olmaz. Fırtınalı bir yoldayız. Yani şu teslimatta karşılaşmadığım bir şey kalmadı. Tabii ki, tabii ki sağ dönmeye hazırız şu anda. Karşılaşmadığımız bir şey kalmadı zaten. Evet. Kırmızı ışıktan ceza da yedik. Olsun. Yapacak bir şey yok. Bu teslimat böyle olsun. Bu teslimatta da biraz sıkıntılar yaşadık. Biraz geç fark ettik bazı şeyleri. Gerçekten İtalya yollarında sürmek çekici zormuş. Ben onu anladım. Bir şey kalmadı. 3 kilometre yolum kaldı zaten şunun şurasında. İleride solda teslimat noktası var. Tabii ki sağdan devam ederim. Abi döner karşıya gel desek bir tık yavaşlamamız lazım. Şöyle genişten alacağım. Evet. O yollar da git git bitmiyor. Öyle yollar ki gerçekten. Yordu beni. Bir de şimdi buradan yük alıp götürmek de sıkıntı. Gerçekten sıkıntı şuradan yük alıp götürmek. Bence problem. Bak ben sinyalimi vermişim. O yüzden bana hani önüme kırmaya falan çalışma. Evet, Lisette Lojistiğe geldik. Şu çikolataları teslim edelim. Evet, değdi. Değdi mi acaba 30.000 TL'ye değdi mi? Nereye fark ettiriyor bana? Abi 45 TL iyi para. İyi yani tecrübe puanı olarak. Alırız onu, o yüzden park edelim. İleride yerimiz var zaten. Kameradan görmek istiyorum. Evet. Oh. Tatminkar diyor. Neden? Çünkü geç şey yaptık. Abisi. Buradan Fransa'ya. Alırız bu işi de. Neyse arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.